Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler, okulumuz eski düzenine kavuşmuştur. Anarşi ve terör sona ermiştir. Bundan sonra okulda sadece benim morum ötecek. Anlaşıldı mı sevgi pıtırcıklarım? Artık hata yapan affetmem. Buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Çatlak yerimler, konuşma bitmiştir. Hadi sınıflarınıza, dağılın. Memnun, bu anarşistleri hücrelerine tık. Tık amirim. Hadi bağlım, hadi bağlım. Erkekler sınıflara, hadi bağlım. Çabuk olsanıza ya. Hadi bağlım. Yürüyün, 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 yürüyün. Ya alo, 11 be, yakışıyor mu böyle sessiz durmak gençler? Harbi lan, ayıp oluyor ha. Evet, hadi birkaç abi, kalk ya. Beni biraz kendime bırakın arkadaşlar. Vallahi iyi değilim ya. Abi, burada kimse seni kendine bırakmaz, tamam mı? Ya seni anlıyoruz. O senin ne kadar öğretmeninse bizim de öğretmenimizdi. O senin ne kadar ablansa bizim de o kadar ablamızdı. Hadi şimdi, hadi bir koçu kalk ayağa ben delikanlısından. Sağ ol Ortega. Beyler, aklıma bir fikir geldi. Aklına geldiğine emin misin? Ha yoksa böyle kafanın yakınlarına kadar gelip de beynini bulamayınca geri mi döndün? Arkadaşlar, arkamda duran dil Barbie mi? Dilinden kendisini göremiyorum da. Yok abi o dili değil, gıdısı gıdısı. Beyler, önümüzdeki ders Cumhur Hoca'nın sınavı var. Sol tahminde. Gelin, toparlanın şuraya, toparlanın. Savaş planına çıkıyorum. Bizim savaş taktiğimiz neydi abi? Düşmanın en zayıf noktalarına, derinlemesine nüfuz ederek onu bir anda yok etmek. Bit 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 bit! Bit 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 bit! Bit! Oğlum, Cumhur Hoca'nın zayıf noktası neresi? Herhalde kalbi. Hayır, kalbi olmaz. Kalple şaka olmaz abi. Göze ne dersin? Hatta gözlüklere. Cumhur Hoca'nın gözlüklerini bu elimde gördüğünüz firmamızın ürünü olan binbir meşakkatle yapılmış vizyonu geniş gözlüklerle değiştireceğiz. Cumhur Hoca bu şişe dibi gözlükleri takmak suretiyle etrafını görememeye başlayacak. Bizim kopya çekmemizi sağlayacak. Öpeyim mi? Öpme. Öpmeyeyim. Öpmeyelim abi. Kopya çekelim. Şakır şakır kopya çekelim şerefsizim. Bravo Beyleman. Kopilim. Peki bu binbir meşakkatle yapılmış teknoloji harikası gözlüğü nereden buldun lan? Oğlum bunlar babaannemin gözlükleri. İki fonksiyonu var. Takıyorsun abi, dizi seyrediyorsun, nakış işliyorsun. abi, bence bu son derece meşakkatle yapılmış teknoloji harikası gözlükle Cumhur Hoca'nın gözlüğünü kimse değiştiremez, her iddiaya varım. Ben varım eleman. Zaten en önde oturuyorum, en kolay ben değiştiririm. Ayşe, kırıcı oluyorsun. Ayşe deme oğlum. Ayşe deme oğlum. Ver abi. Tamam ya. Bir kereden bir şey olmaz. İyi hadi 11 be eller ortaya. Haydi. Haydi. Karı yiğitlere yasalıdır ökümüz. Sınavlara kasıldır bizi aşkımız. Noktalarda yasayılan öğrenciyiz. Hep umutlu hep de şaşkınız. Ya, ya bu gözlük benim gözlerimden daha bozuk ya. Yani hiçbir şey göremiyorum. İlk fırsatta değiştirmem lazım gözlüğü son tahlilde. Ben şahsen Giorgio Armani kullanıyorum. Artı gözlerim eskisinden daha iyi görüyor. Giorgio Armani'miş. Dünyaya emperyalistlerin at gözlükleriyle bakmaktansa kör olmayı tercih ederim son tahlilde. Afet Hanım gideli henüz çok az oldu ama onu şimdiden özledim. Açıkçası o olmadığı zamanlarda kendimi çok savunmasız hissediyorum. Fark ettiniz mi? Afet Hanım gideli okul çok sessiz oldu. Sizin de istediğiniz bu değil mi Kadriye Hanım? Hiçbir savaş gürültüsüz kazanılmaz. Afet Hanım fikirleri için sonuna dek savaşırdı.
Ayrıca her kazanılan savaşta yitirilen bazı şeyler vardır. Biz de Afet Hanım'ı yitirdik. Bence Afet Hanım'a çok haksızlık yapıldı. Yine de sessizce gitmesini bildi. İman tahtası sağlam biriymiş. Şerefli kadın. Ne demişler? Haklı olduğu zaman hakkını savunamayan şerefini hiç savunamaz. Ya da şerefli olduğu zaman şerefini şey edemeyen, yani öyle bir şey miydi? Yok yani öyle öyle değilse bile ama ne olursa olsun son tahlildeydi. Sizin de hem gözünüz hem de bir iki tahtanız zarar görmüş Cumhur Bey. Beni konuşturmayın Hidayet Bey. Buradayım Cumhur Bey. Arka sokaklarda neler olup bittiğini ben çok iyi biliyorum. O yüzden beni konuşturmayın Hidayet Bey. Aman bu Cumhuriyet tayfesine de hiç şaka yapılmıyor doğrusu. Arkadaşlar Cumhur Hoca geliyor. Cumhur Hoca geliyor son tahlilde. Oğlum arızalı bu. Deli lan bu. Şaşırmış mı? Şuursuz oğlum bu. Günaydın dostlar. Sağ ol son tahlilde. Şartlar olgunlaşmıştır. Oturun. Arkadaşlar, bir sürü işkenceye maruz bırakılmama, gece gündüz aç kalmama ve hatta bir sürü deneyde kullanılmama rağmen hafızam hala sapasağlam son tahlilde. Bu yüzden... Ya ben bu ipi niye bağlamıştım ki parmağa? Neyi unutmamak içindi ki? Boşuna sevinmeyin. Hatırladım. Sınav yapacaktım. Sıraların üstünde hiçbir şey kalmasın. Kolba çekmek yasak. Son tahsil. O da demiş. Bu gözlükle neyi görüp nasıl sınav yapacaksak. Olamaz. Olamaz. Daha net görüyorum. İki haftadır gözlerimin numarası ilerledi diye endişe ediyordum. Ama şimdi cam gibi görüyorum. Cam gibi. Evet. İşte sınav kağıtları. Şimdi herkes bir arkasına iletiyor. Son 10 dakika. Öğretmenim. Ben yeni bir kağıt daha alabilir miyim? Bitti de. Başka kağıt yok. Elinizdekiyle yetinmesini öğrenin dostlar. Al süzme. Ben hiçbir şey yazmadım abi. Kalbim kadar tertemiz bir sayfa. Sağ ol.